Konak monak gözüm görmez. Ya birimize bir şey olsaydı? Onun için kimsenin ağzından ah vah duymak istemiyorum. İyi anne de neden yansın durup dururken koskoca yer? Ya her yeri eski. Tahtaların bir 50 senesi vardır. Her yeri açık. Hava akımı var zaten. Bir yer alev alsa hortum gibi her yere çeker. Masum sıradan bir yangın yani. Bırakın ya. Ben de yedim. Biraz önce itfaiyenin şefiyle konuştum. Her yere gaz dökülmüş. Biri eve girmiş. Elini kolunu sallaya sallaya sulamış etrafı. Kibrit çakıp gitmiş. Yangının yayılma şeklinden belli dedi. Öyle diyecekler tabii. Söndüremediler ya. Oğlum, herkes o saate kadar ortalıktaymış. Kim yapacak? Kim olacak? Tabii ki Haydar. Evdekileri tek tek dışarı çıkartan Haydar. Az kalsın yanıyormuş. Tabii, böylece sicilini temizleme fırsatı buldu işte. Haydar kendi ailesi içindeyken yangın çıkartmaz. Bu dışarıdan birinin işi. Seyhan, Hamzaoğlu'yla bir görüş bakalım. Belki bildiği vardır. O da bilmiyor. Biraz önce bizimleydi. Kendi derdimize dalıp çok fazla işi yarım bıraktık. Çok. Ondan oluyor bunlar. Sen nasılsın bu sabah? Beni bir an önce şuradan çıkartın da çok iyi olacağım o zaman. Aa oğlum. Ay halini görmüyorsun galiba. Kale gibi bir ev alacağım. Çocuğumu ve sizleri artık tehlikeye atmak istemiyorum. Kuş uçmayacak bundan sonra. 20 tane iyi adam bak Seyhan. Söyledin mi? Ay. Ay, heyecanlanma diye bunca zaman haberi sakladı kızcağız senden. Adını bile koymuş torunumun, söyledi mi? Tebrikler abi. Bahar'ı otele götürün. En sağlam yerde bir oda açın. Adamlar odanın önünden bir dakika bile ayrılmayacak. Bahar, kesinlikle tek başına bir yere gitmeyeceksin. Seyhan, Bahar'ın güvenliğinden bizzat sen sorumlusun. Yan odada devamlı bir doktor bulunacak. Merdiven inmek, hoplamak, zıplamak yok. Seymen, sen ne dediğini bilmiyorsun. Gel, gel biz bir şeyler yiyelim. Çok açım. Seyhan'la onlar biraz konuşsun. İşlerle ilgili soracağı bir sürü şey var. Ne bakıyorsun suratıma öyle? Başka şansımız var mı? Bu çocuk da mı gitsin? İyi de abi böyle yaparsan sinirden düşürür zaten. Hele bir düşürsün. Bak şunları tek başlarına bir yere gitmesinler. Yenge, yapma. Bana çocuğunu taşıtacak çanta muamelesi yapıyor. Ne oldu bu adama böyle? Kızım ne oldusu var mı? Delirdi işte belli. Üstüne gitme. 1-2 haftaya kendine gelir. Aa, hasta işte. Nasıl bir şok geçirdiğini bilmiyorsun sanki. Bari sen aklını başına topla. Benden nefret ediyor. Anne, sen yanına git. Ben size yiyecek alırım. Yalnız gitmesinler diye tutturdu yine. Bahar, sakin ol. İstanbul'dan beri olanları düşünsene. Sana hala öfkeli. Kendine daha çok öfkeli. Yaman'la hesaplaşmadan bu öfkesi dinmeyecek. Ama şimdi bunun sırası değil. Bence biraz uzak dur. Böyle birbirinizi çok yıpratırsınız. Nefret ediyorum ondan. Keşke geberseydi. Ben İstanbul'a dönüyorum. Çocuğu doğurur muyum, doğurmaz mıyım bilmiyorum. Düşüneceğim bakalım. Yalnız gitmeden önce ona bir çift lafım var. Hayır, dur biraz. Gel seninle biraz dışarı çıkalım ha. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi. Hey Allah'ım ya. Bıktım sizden de aşkınızdan da. Burada mısın sen? Ben gitmiyorum Seymen. Yanında kalıp seninle ilgileneceğim. Kendinle ilgilenirsen bana daha büyük iyilik yaparsın. Hemen gitmeni istiyorum. Dinlenmen lazım Bahar. Hamile bir kadının böyle bir ortamda ne işi var?
1000 tane mikrop var. Burası hastane. Aman tamam tamam. İstenmediğim yerde duracak değilim. Zaten ben İstanbul'a dönecektim, Seyhan engel oldu. İstanbul'a mı dönecektin? Burada hapis hayatı yaşamayı düşünmüyorum yani. Çocuk olduktan sonra istediğin yere gidersin. Öyle mi? Çocuk yok. Çocuk mocuk olmayacak. Gel buraya. Ne oldu abi? Bir şey yok. Dışarı çıksın. Yanıma gel. Lütfen. Söylediklerine sen de inanmıyorsun değil mi? Senin yüzünden ölüme değdim ben. O mayınlara sen sürdün arabayı değil mi? Kendimi bir daha asla bu noktaya getirmem Bahar. Asla eski ben olamam. Beni artık eskisi kadar sevmiyorsun değil mi? Sen benim her zaman saray gözüm olacaksın. Hayat da sen de kalbimin içisiniz. Ama artık beni zorlama olur mu? Huzur ver. Söylediklerimi yap ve güzel bir bebek doğur. İzin ver. Seni de kendimi de koruyabileyim. Sen beni artık sevmiyorsun. Otele götürür müsünüz biriniz?